Selamun aleyküm, hayırlı günler diliyoruz sevgili izleyenler. Sağlıcakla programında Rehber TV'de karşınızdayız. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz programımıza. Bugün de önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz sağlık programında. Hepinizi bekliyoruz. İletişim hatlarımız ekranlarınızda olacak sürekli. WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir de canlı yayına katılabilirsiniz. Yine telefonumuz ekranlarınızda sürekli dönüyor olacak değerli izleyenler. Sizleri de bekliyoruz. Önemli bir konuğumuz var bugün de. Psikiyatrik bir meseleyi masaya yatırıyoruz ve psikolog Veysi Yıldız bizlerle birlikte. Hemen kendisini de selamlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Allah razı Teşekkür olsun. ediyoruz vakit ayırdığınız Rica için, ederim. katkı verdiğiniz Hayırlı için. olsun. Psikolog Veysi Yıldız, Evet. psikiyatri bölümünüz. Evet, Diyarbakır Selam diye bir devlet hastanesinde Evet. psikolog olarak çalışıyorum. Evet hocam. Daha çok çift terapisi, gençlerle depresyon, anksiyete, bipolar ve benzeri rahatsızlıkları. Depresyonda bu alanlar içerisinde tabii Tabii, önemli bir yer. Teşekkür depresyon, ediyorum. aynen. Bugün ayrıntılarıyla konuşacağız inşallah. Evet, inşallah. Depresyon konumuz çağımızın malum en önemli rahatsızlıklarından biri olan depresyona her yaş grubunda sıklıkla rastlayabiliyoruz. Kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu sorunla mücadelede uzman yardımı almak, sosyal hayattan kopmamak, egzersiz yapmak ve sıkıntıları paylaşmak büyük önem taşıyor. Peki depresyon nedir? Belirtileri nelerdir? Depresyon için risk faktörleri var mıdır? Çocuklarda depresyon görülür mü? Ve tabii İslami kimliği olan Müslüman insanlar depresyona girer mi? Bu soruları inşallah irdeleyeceğiz sayın hocamızla birlikte. Tekrar hoş geldiniz diyoruz ve Teşekkürler. başlıyoruz. Açıklayıcı olması bakımından, şimdi depresyon depresyon diyoruz ama nedir bu depresyon? Depresyon deyince ne anlamalıyız? Yani her gördüğümüz üzüntü hali ya da toplumdan soyutlama hali depresyon mudur hocam? Güzel bir soruyla birlikte bir açıklama oldu. Teşekkür ederim. Bir kere depresyon ağır bir hastalık olarak psikiyatrinin ağır bir hastalık tanımına giren Evet. genelde somut veya gerçek bir kişinin kaybından sonra oluşan uzun süreli bir ruh halidir. Evet. Yani bir depresyonun tanısını kişinin alabilmesi için birçok maddenin, kişiyle ilgili birçok durumun günlerce devam etmesi lazım ki biz bu kişiye sen depresyondasın diyebilelim. Uzun sürenin altını çizmek gerekiyor o Evet, zaman yani burada. zaten depresyon belirtilerini anlatırken inşallah buna uzun uzun değineceğiz. Ama depresyonu o gün moralimiz bozukken depresyonda terimini kullanıyoruz. Bu yanlış. Evet. İş arkadaşımızla tartışmışız. O gün hafif bir stres altında çalışmışız. Ben depresyondayım diyemeyiz. Evet. Bir depresyon nasıl bir diş ağrısında şiddeti varsa depresyonun da hani kendi içinde hafif, Evet. orta, ağır seyreden durumları var. Her duyguya biz depresyon diyemeyiz. Evet. O anlamda depresyonu iyi tanımlamak lazım. Psikolojik bir vaka ve uzun süre devam ettikten sonra biz buna depresyon diyoruz. Peki hocam şimdi depresyona giden yollar vardır malum. Şimdi herkes böyle birden işte morali bozulmuyor ya da depresyona girmiyor bakıyorsunuz. Bazı belirtileri var bunların ya da o depresyona iten nedenler var. Bunları sayalım Ya isterseniz. depresyon biyolojik, psikolojik ve çevresel üç ana etmenden etkilendiğini biliyoruz. Evet. Biyolojikle ilgili baktığımızda kişinin ailesinden,
daha önce depresyon geçiren kişilerin varlığı orada yaşayan, onlarla yaşayan bir kişinin üzerinde yaşamayanlara göre daha etkili olduğunu biliyoruz. Evet. Fakat biyolojik kökenleri üzerinde bilim dünyası hemfikir olmasına rağmen buna neden olabilecek bir gen çok daha yani daha tespit edilmediğini biliyoruz. Evet. Fakat hani az önce söylediğim gibi kişi yatkınlık derecesi ailenin etkisi var. Psikolojik etkileri kırılgan bir yapıya sahip olması, çok ince düşünmesi, ince derken ben depresyon, anksiyete, panik atak gibi rahatsızlıklara yakalanan kişilere çok saygı duyuyorum. Evet. Saygı duymamın bir nedeni, bunu açıklamak istiyorum özellikle. Çünkü bu kişiler kendini yetersiz hissediyor. Evet. Hatta psikoloğa gidersek deli damgası yeriz. İnsanlar benim işte panik atak geçirdiğimi bilirse ne düşünürler? Ne düşünürler diye. Bunlar son derece yanlış düşünceler. Çünkü kalbi olan üzülür. Evet. Duyguları olan üzülür. Şeyde depresyona gönül yorgunluğu da diyorlar. Evet. Yani gönlü yorulmuş. Aynen. Kırılmış, güveni incinmiş. Yani bunlara yaklaşımlar da biraz daha farklı olmalı diyorsunuz. Aynen. Hocam. Yani belirtileri konuşmaya devam edelim. Tabii bir izleyicimiz var telefon attığımızda. Hı-hı. Sorusu olacak. Diyarbakır'dan bir izleyicimiz, özür dilerim düzeltiyoruz, Mehmet Bey Mersin'den ulaşıyor bize. Mehmet Bey, Diyarbakır'dan bir izleyicimiz, Mersin'den izleyicimiz hattan ayrılmış. Tamam. Diyarbakır'dan Zülküf Bey hattımızda. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz yayına. Sesimizi alabiliyor musun? Allah razı olsun. Mehmet Bey'in varlık olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun. Geçmiş olsun diyelim ve sizi hocamızla baş başa bırakalım. Buyurun. Buyurun. Buyur Zülkü Bey. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hocam ben Sedef Asasıyım da. Sedef Asası hı? Yani herkes benimle ara geçiyor, ben yine yeni sıkıntılarım var, ben depresyondayım. Bu yaralar nasıl birleşir, iyileşmiyor? Hı hı. Teşekkür ederim. Başka bir sorunuz var mı? Yok hocam. Tamam. Peki hocam, biz Mehmet, geçmiş olsun Zülküf Bey. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hemen Bey, sorumuzu yanıtlayalım isterseniz hocam. Zülküf Bey, Sedef hastası. ve Sedef hastalığında stresin Sedef hastalığını azdırdığını biliyorsunuz. Sedef hastası bir cilt hastalığı. Evet. Ciltler yüzde, işte bacaklarda, kollarda, vücudu çeşitli yerlerde bir işte kaşıntı şeklinde ve dışarıda görülebilecek şekilde bir cilt hastalığıdır. Evet. Sedef hastalığı ile ilgili kişi stres yaşadıkça, bunu özelleştirdikçe, bunu kişiselleştirdikçe, bunu kişi kendinde bir kayıp, bir eksiklik, bir kusur olarak gördükçe bunun arttığını görüyoruz. Kişinin ruhsal durumu ne kadar iyiyse bu cilt hastalığının gerilediğini, evet, görüyoruz. Şu an TV'lerde gerek alternatif tıp alanında Sedef hastalığıyla ilgili tedavi ediyoruz, tedavi ettik gibi umut verici şeyler olsa bile şu an Sedef hastalığının bilinen kesin sonucu bir tedavisi yok. Evet. Fakat biz hastalık biraz da kafada olur diye düşünüyorum. Evet. Kişi çok güzel bir fiziğe sahip olmasına rağmen kendini çirkin gördüğünde dünyanın hiçbir insanı onu güzel olduğuna ya da yakışıklı olduğuna inandıramaz. Evet. Ki insanların ne düşündüğü, insanların ne yaşadığı,
değil aslında bizim ne düşündüğümüz çok önemli. Yani Mehmet Zülküf Bey bu şeyi düzeltecek değil mi hocam? Bu algıyı düzeltecek. İnsanları düzeltemeyiz. Evet. İnsanlar hani son şeyde şey dedi. Hani insanlar alay ediyor vesaire. Bu kusur gören gözdedir diye düşünüyorum. Çünkü Zülküf Bey bunun onun dışında gelişen bir olay olduğunu bilmesi lazım. Sedef hastalığı değil de tekerlekli sandalye mahkum da olabilirdik. Yani biz insanlara göre yaşayamayız. Evet. Hem kendisi düşüncelerini olumlu yöne çevirecek Zülküf Bey, bir de bir uzman yardımı tavsiye ediyorsunuz. Yani eğer onu içinde çıkamayacak halde ise bir uzman desteği, birkaç seansla, çünkü bilişsel anlamda çarpıtmalar kişi yaşayabiliyor. Yani bir şeyi ya hep ya hiç mantığında değil de hayatın geri tonlarıyla da düşünmek lazım. Evet, peki. Tekrar geçmiş olsun diyelim Zülküf Bey'e. Teşekkür ediyoruz hocam. Biz depresyonun belirtileri üzerine, nedenleri üzerine konuşuyoruz. Biraz saydık aslında onları. Evet, devam edeyim. Biyolojik kökenleri olduğunu, psikolojik bir durumlara bağlı olarak da gelişebildiğini, üçüncüsü olarak sosyal çevrenin. Kalbi olan, gerçekten insancıl olan insanları daha çok önemsediğini biliyoruz. Evet. Fakat her şeyde olduğu gibi duygularda da denge çok önemli. Yani denge nedir? Duygularımızı uçlarda yaşamama hali. Kişiyi de önemseyelim. Allah'ın yarattığı, kulum dediği insan değerlidir. Ama değerli olan insan kendini önemli hissettiğinde değer kaybına neden olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz insana da imkanlarımız ölçüsünde değer vermemiz lazım. Evet. Yani herkesi memnun edemeyiz. Her insanın bizde farklı istekleri var. Kardeşlerimizin bizde istekleri var. Anne babamızın istekleri farklı. Siz beraber çalıştığımız insanların istekleri farklı. Trafikte herkesin bize ona yol vermemizi istiyor. Dolayısıyla biz hepsine yetişemeyiz. Dolayısıyla biz bir duruş sahibi olursak insanlara göre değil, biraz da kendi hakkımızdan da Allah'tan korkarsak, yani kendi hakkımızı da korursak, bu bencillik değil. Bakın, psikolojiye empati ve sempati diye iki kavram var. Evet. Empati hepimiz biliyoruz. Bu kadar kişiyi anlamaya çalışmak, onun gözüyle olaya bakmak. Fakat sempatik düşünce, başkasının acısını kendi acımızmış gibi algıladığımızda bir süre sonra psikoloji sorunla yaşamaya başlıyoruz. Evet. Yani bir örnekle bunu açıklamak istiyorum. Evet, hepimizin bir imtihanı var. Hepimiz zor bir hayat yaşıyoruz. Maddi, manevi bir sürü şeyden geçiyoruz. İmtihandan geçiyoruz. Her insanın sorunu kendi sorunumuzmuş gibi gördüğümüzde bir kişilik bir dayanma gücümüz varken onlarca kişinin sorumluluğunu almış oluyoruz. O zaman da depresyona giren o değil, biz oluyoruz. Evet. Yani bir insana yapabileceğimiz yardım bizim imkanlarımız dahilinde olacak. Evet. Çağımızın getirdiği tabii birçok problem var hocam. Evet. Bunlar da tabii depresyona veya işte ruhsal sıkıntılara sevk ediyor, evet, maalesef insanları. Hatta mahkum ediyor, evet, diyelim. Olayları kişiselleştirmemek, evet, toplumsal kurallara uymak ve gerçekten de Müslüman olarak iman sahibi olmak. Hı. Yani her şeyi Allah-u Teala'dan bilmek. Hı. Yani ekonomik olarak dardaysa bunu Allah-u Teala'dan bilmek rahatlattığı için insanı böyle de düşünmek, hı, lazım diyorsunuz. Şimdi depresyonun risk faktörleri, nedenleri, belirtilerini konuştuk, evet, böyle geldik madde madde. Yaş
sorunu var şimdi de. Yaşla ilgili durum nedir depresyonda? Yani çocuklarda daha mı fazla görülür yoksa yetişkin ya da daha ileri yaşlarda mı depresyon etkili olur? Bu yaş sınırlamasında konuşalım. Yani bir cümleyle diğer konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İnanç bizim hayatta tutmamıza yardımcı olur. Fakat her şeyi inanca havale ettiğimizde de vurdum duymaz bir kişilik olduğumuzda bu da bir süre sonra yine bazı sıkıntılar neden olur. Evet. Bu anlamda inançlı insan depresyona girer mi sorusu sık karşılaştığımız soru. İnançlı insan kalbi olan insandır. Her insan gibi depresyona da girebilir. Evet. Fakat inancı yardımıyla onu atlatmak belki yardımcı olması hesabıyla olumlu olacaktır. Evet. Sizin hani yaşla ilgili sorunuza gelince depresyon bebeklikten yaşlılığa kadar, ölünceye kadar her kişide görülebilme ihtimali olan bir hastalık. Evet. Fakat daha çok yoğunlaştığı yaş 20 ile 50 yaş aralığı. O yaş aralığına dikkat edeceğiz. Dikkat etmek lazım. En sık görülen yaş ise 40-44 yaş arası. Evet. En tehlikeli olduğu dönem olarak söyleyebiliriz. Evet. Şimdi çocuklara dilerseniz özel bir yer açalım. Çünkü çağımız değişiyor diyoruz ya, teknoloji çağı artık. Evet. Ve çocuklarımız bu gelişmelerden de en çok etkilenenler arasında. Ailede bir problem var. Özellikle anne baba sürekli dışarıda işle meşgul, sonra gelip telefonlarla meşgul oluyoruz. Çocuğu biraz ihmal etmiş oluyoruz. Çocuk da teknoloji bağımlısı olabiliyor veya farklı bağımlılıklar geliştirebiliyor kendi içerisinde. Çocuklarda durum nedir? Yani hangi risk faktörü içerisinde değerlendiriyorsunuz çocukları? Yani çocuklar da tıpkı büyükler gibi yoksulluğunu hissettiği, eksikliğini hissettiği durumlarla baş etme adına Allah'ın vermiş olduğu yetenekler var. Fakat bununla aşamadığında, gücünü aşan durumlarla karşılaştığında aynen büyüklerdeki gibi depresyona girebildiğini, depresif semptomlar taşıdığını, depresif bir ruh haline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Telefon, televizyon, hızlı akan hayat. Çünkü gerçekten hayat çok hızlı akıyor. Evet. Anne babalar için de, çocuk için de eğitim bir nevi yarış alanına dönüşmüş. İlkokulda bir çocuktan matematikte de iyi olmasını bekliyor öğretmen, ebeveynler. Ama aynı zamanda çok iyi resim yapmasını da bekliyor. Evet. Öyle ki öğrenme güçlüğü çeken bir kişi, bir çocuk 3-4. Sınıfta sınıfa kadar öğretmen bile bunu fark etmiyor. Öğrenme güçlüğü çektiğini. Evet. Çünkü hızlı akan bir hayat ilerleyenlerin baş tacı edildiği, başarının kutsandığı, başarısızların elendiği bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla çocuklar ya baş edemedikleri durumlarla ya isyan edecek ya da silik bir kişilik halini alarak geriye çekilecek. Evet. Geriye çekildiğinde de kendini değersiz hissediyordur. Evet. Ve bu uzadıkça depresyon hali oluşacak. Hayat çocuklar boşluk kabul etmiyor Mustafa Bey. Evet. Hayat boşluk kabul etmiyor. Biz çocuklarımızın hayatını dolduramadığımızda manevi bir duygu aşılamadığımızda beslenmesine dikkat ettiğimiz kadar duygularına dikkat etmediğimiz sürece çocuk obez bir kişilik olur ama düşünsel anlamda çok zayıf kalır. Evet.
Şimdi hocam, önemli hususlar tabii ki bunlar. Özellikle biz çocuklarımızı merak ediyoruz. Yetişkinler biraz daha fazla kendini ifade edebildiği için biz çocuklar üzerinde biraz daha duralım bu noktada. Aileler de merak ediyordur. Bu arada değerli izleyenler, WhatsApp hattımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Canlı yayınımıza da katılabilirsiniz. Tekrar böyle bir hatırlatma yapmış olalım. Peki çocuklarımızın depresyonda olup olmadığını nasıl anlayacağız? Çocuk nasıl tepkiler veriyor hocam bu noktada? Yani her üzüntülü halini böyle büyütmek mi gerekiyor? Yoksa bazıları da umursamıyor tabii. Çocuk üzüntülü ya da sıkıntılı ama hiç umursamadığımız durumlar da oluyor. Buyurun dinleyin. Çocuk şöyle, bizim kadar, hani büyükler kadar belki bazı şeyleri anlamayabilir. Fakat bizden çok daha iyi hisseder. Evet. Anne babanın ruh halini çok iyi hisseder. Çünkü biz dışarıda çok farklı uyarıcılarla karşı karşıyayken çocuğun odak noktası anne babasıdır. Dolayısıyla yoğun bir şekilde ona odaklı olduğu için anne baba tartıştığında, evet, kavgalı olduğunda, sevinçli olduğunda, mutlu olduğunda çocuk çok iyi hisseder. Dolayısıyla duygularımıza dikkat etmemiz lazım. Evet. Çocuk depresyonda olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bir kere daha önce severek yaptığı bir şeyden birden yapmamaya başlamışsa. Evet. Mesela oyun oynuyor. Oyundan zevk almayan çocuk yok. Hatta bana kalsa 0-7 yaş arasının %80'i oyunda. Evet. Geçirmelerini sağlarım. Şu an aileler çocuklarına çok erken bilgi vermeye çalışıyor. Bilgi vermeye çok gerek yok. Yani örnek bir ailede büyüyen bir çocuk zaten alması gerekeni alıyor. Evet. Biz burada konuşurken burada oynayan bir çocuk oynarken her söylediğimizi de dinliyordur. O kadar zihni bize karşı açık. Evet. İştahında azalma olduğunda ya da artma olduğunda yine depresif semptomlarla ilişkilendirebiliriz. Uyku düzensizliği olduğunda, uykudan ani sıçrayışla olduğunda, işte ağlama nöbetleriyle uyandığında, okulda ilgili başarı düştüğünde, hani başarılıyken birden notlar anormal derecede düştüğünde, evet, akranlarıyla sağlıklı bir iletişim halindeyken bir süre sonra çevresinde kimsenin kalmaması, bu gibi nedenler, bu gibi belirtiler daha doğrusu görüldüğünde çocuğunla ilgili biraz tedirgin olmak da yarar var diye düşünüyorum. Bir, evet, uzmana danışılabilir. Evet, çocuklar bu belirtileri genel anlamıyla gösteriyorlar. Şimdi tanıyı nasıl koyuyorsunuz hocam? Mesela diyelim ki aile aldı, çocuğunu getirdi ve çocuğum işte daha önce yaptığı birçok faaliyeti yapmıyor, içine kapandığı, bize bir şeyi paylaşmıyor. Yani depresyon geçirip geçirmediği tanısı nasıl konuluyor? Yani yapıyorsunuz. Bir hastaneye aileyle birlikte başvuruluyor genelde çocuklarda. Yani çocuk benim durumum kötü, ben hastayım demiyor. Bunu, evet, bilinçli bir aile, çocuklarla ilgili bir aile bunu fark ediyor. Fark ettiği zaman çocuk psikiyatri servisine polikliniğine başvuruyor. Ve tanı o kadar kolay değil. Maalesef depresyon kelimesini dilimize pelensek ettik ama bir insana sen depresyondasın demek olası bir etiketlemeye de götüreceği için son ana kadar bu tanıyı koymamakta yarar var. Evet. Gerçekten emin değilsek biz ruh sağlığı çalışanları olarak o tanıyı koymuyoruz. Fakat belirtiler, az önce saydığım belirtiler bariz bir şekilde ve uzun süre, en az 2 hafta, evet, devam ediyorsa psikiyatr, psikolog
çeşitli testlerin de yardımıyla depresyon tanısı koyabiliyor. Aileden alınan bilgiler, çocukta gözlenen hareketlilikler ve çeşitli testlerle tanı koyma yolunu seçiyoruz. Evet. Şimdi tedavi yöntemlerini falan da konuşacağız. Biz gelen bir soru var, onu sizlerle paylaşalım. Çocuğun yani daha önce hiç olmadığı kadar sinirli, gergin davrandığını söylüyor bir izleyicimiz. Yani depresyon mudur sinirlilik hali? Yok. Onu depresyon farklı şeylerdir. Hani depresyonu özellikle ben hani tanımlamak istiyorum. Hani genel hatlarıyla. Tekrar şey yapalım. Evet. Depresyon şu. Bir kişide madara halinde söylüyorum. Birden uyku, yani az uyuma ya da uyanmakta sorun yaşıyorsa, ruhsal anlamda kendini yorgun, bitkin hissediyorsa, intihar ya da ölüm düşüncesi varsa, yeme ve içmesinde sıkıntı yaşamaya başlıyorsa, evet, depresif semptomları, belirtileri yaşıyorsa, kendini değersiz hissetmeye başlıyorsa, daha önce zevk alarak yaptığı şeylerden zevk almamaya başlıyorsa, sosyal çevresinde sorunlar baş gösteriyor ve onlarla baş edemiyorsa ve bunların da en az 5 tane bu maddelerin en az 5 tanesinin bir maddenin olması yeterli değil depresyonda o. Evet. Olduğunu söylememiz için. Yani atıyorum sadece bir değersizlik hissi yaşıyor bu kişi. Sen depresyondasın diyemiyoruz. Az önce saydığım maddelerden en az 5 tanesinin en az 2 hafta sürekli olursa depresyondayız. Depresyondasın diyebiliyoruz. Evet. Onun için çocuk öfken nöbetini geçiriyorsa, kolay kızıyorsa muhtemelen hani yaşı da önemlidir. Yaşını izleyicimiz belirseydi daha iyi olurdu. Muhtemelen evde ya da okulda ters giden bir şeyler vardır. Evet, onları irdelemek. İrdelemek lazım. Biz lazım. Davranışın altında yatan nedenle ilgileniyoruz. Öfke Allah'ın bize bahşetmiş olduğu, belki zalime karşı hissettiğimizde bizi cennete götürecek bir kalkanken trafikte birileri kavga için tutuştuğumuzda hayatımıza mal olabilecek bir duygu. Evet. Yani öfkeyi değil, öfkenin altına yatan neden bizim için çok önemli. Evet. İzleyicimizin de sorusunu bu şekilde yanıtlamış olduk. Şimdi hocam, depresyon tabii geçirdik. Evet. Artık o tanı da konuldu. Hı hı. Çocuklarda ve yetişkinlerde fark etmiyor. Şimdi bunun bir de mücadele yöntemlerini, evet, konuşalım. Yani ne öneriyorsunuz? Direkt ya da ilaç tedavisi var mı diye, evet, soralım. Hı. Farklı önerileriniz nedir? Nasıl yaklaşacağız depresyon geçiren bir kişiye? Hı hı. Tıbbi olarak ilaç, evet, tedavisi var mı yok, evet, mu? Tüm bu soruları da böyle irdeleyelim hocam. Buyurun. Çünkü depresyon dediğimiz gibi yani başımız ağrıdığından dolayı moralimiz bozuldu. Bu depresyon değil. Bunu daha önce programımızın başından beri bunu, evet, söylüyoruz. O an bir yakın bir arkadaşımıza yaşadığımız bir sürtüşmeye bağlı olarak ki duygu da değil. Uzun bir sürenin geçmesi, birkaç maddenin düzenli kişiyle devam ediyor olması, evet, ve gerçekten işin uzmanları tarafında tanısı konulması gerekiyor. Yani halk arasında bile birbirlerine sen depresyondasın diyebiliyor. Evet. Ya da ben depresyondayım diyebiliyoruz. Bu tehlikeli bir söylem. Son derece yanlış bir uygulama ki
Danışanlarımız hastaneye geldiğinde internette hastalık araştırıyor. Evet. Ve ben depresyondayım, anksiyetem var. İşte panik atağım. Bu hastalık depresyonda araştırılabilir, internette araştırılabilecek hastalıklar değil. Evet. Çünkü psikiyatri hastalıkları birbirine benzer ve içe geçmiş maddeleri var. Evet. Bu ayrımı ancak ruh sağlığı çalışanları, psikiyatri ve psikologlar ayırt edebilir. O anlamda depresyon tanısı alan bir kişiye derecesine göre bazı depresyon hastalıklarda majör depresyon dediğimiz kişinin bir bardağı bile kaldırma gücünü kendine bulmadığı, evet, yoğun değersizlik hissi yaşadığı, hiçbir sosyal aktivitelere eşlik etmediği, bazen yatakta günlerce kalkamadığı kişilerde ilaç tedavisini öneriyoruz. Bu en ağır mı hocam? Majör depresyon, en ağır dediğimiz depresyon alanına giriyor. Yani en üst aynen seviyede yaşanan depresyon. Yani diyorum ya, kişi yani yüzünü yıkamaya enerjisini bile kendinde bulamıyor. Evet. Çünkü onun için hayat anlamsız ve çok zor bir dünya. Evet. Daha yaşadığını düşünüyorum. İlaçla beraber psikoterapi dediğimiz psikoterapinin de bilişsel davranışçı terapi, psikanalitik gibi ekoller var. Bunlar da uygun tedavi yöntemiyle kişide ilk başta haftada bir. Evet. Hocam, özür dileyerek araya giriyorum. Saymaya devam edelim biz tedavi yöntemlerini. Bir izleyicimiz var Batman'dan. Hı. Telefon tamam. Attığımızda bekletmeyelim müsaadenizle. Tamam. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Ve sağ olun hocam. Doktor Bey'le... Buyurun, buyurun. Hı. Buyurun. Ya benim kaynanam öfkelendiği zaman, sinirlendiği zaman abdest almaya gidiyor. Her abdest alışında 4-5 saat böyle kalıyorsun önünde. Ve evet, özellikle öfkelendiği zaman, sinirlendiği abdeste zaman gittiği zaman abdest elini yıkıyor. Abdeste gittiğinden sonra ne yapıyor? Elini yüzünü yıkıyor saatlerce mesela. 2-3 saat boyunca sadece abdest almaya çalışıyor. 2-3 evet, saat boyunca. Tamam. Tamam. Başka var mı? Sinirlendiği zaman, başka bir... elini yüzünü yıkamaya çalışıyor. Hatırlıyor sanki hani hiç bir son yok. Çocuklara ona dokunmasına, kimse ona dokunmasına izin vermiyor. Evet. Sen yüzdeyizsiniz. Kaç yaşında? Ona dokunmayın. Yaş kaç? Yaş 67. Evet. Bittik şeyler yapacağım bu. Takıntıları hani, var mı? Başka takıntılar var mı? Yok, başka takıntıları yok. Yani stres çok stresli, aşırı derecede. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Tamam, çok teşekkürler. Geçmiş olsun diyoruz. Allah acil şifalar versin. Sağ olun, teşekkürler. Yani soruyu dilerseniz ben şöyle anladım hocam. Evet. Özellikle sinirli ve öfkelendiği anda işte abdest, uzun süre abdest alıyor. Uzun süre abdest alıyor ve kimsenin ona yaklaşmasına müsaade etmiyor. Hı. Sorun bu olarak duruyor. Neler önereceksiniz? Yani bu sorun hani tek başına bize onun hakkında bilgi vermez. Fakat uzun süre abdestte kalması bize OKB dediğimiz obsesif kompulsif bozukluk şeklinde bize düşündürüyor. Ama bu sadece bununla bu tanıyı koymak sen bu hastalığın var demek çok sağlıklı değil. Fakat obsesif nedir? Obsesyon demek zihinde atamadığımız yenileyici, tekrarlayıcı, rahatsız edici davranış. Evet. Kompulsif ne? Bu düşünceyi bir nevi etkisini azaltmak için yaptığımız hareketler. Bu şu demek, biraz örnek üzerinde açıkladığımız zaman daha iyi anlaşılır. Kişinin mikrop bulaşma korkusunu yoğun bir şekilde yaşadığında
defalarca elini yıkaması gibi. Yani sanki bir nevi yaptığı hareketlerle bir belayı def etme diye çalıştığını, def ettiğini düşünüyor. Bu teyzemiz de öfke anında muhtemelen zihnine onun da engel olamadığı farklı bir olay geliyor ve bunu da etkisini azaltma adına davranışıyla böyle bir yıkama davranışı gösterdiğini bir düşünüyorum. Evet. Bir ruh sağlığı hekimiyle görüşürse iyi olur. Evet. En azından ilaç onu biraz daha şey yapacaktır. Yani uzman tedavisi görmek ya da uzmana başvurmak iyi gelir. Yaş biraz ileri. Ben 67 olarak... 67 yaş olduğu için ilaç tedavisi dedim. Evet. Yani belki daha genç yaşta da olsaydı psikoterapinin de ona fayda sağlandığını. Çünkü psikoterapiye gelen danışanlar, işte biz deli doktoruna gidiyoruz. Evet. Bizim aklımıza ne düşünürler diye düşünüyorlar ama psikoterapinin fayda görmesi için kişinin bir bilinç düzeyine sahip olması gerekiyor. Evet. Şimdi hatta hocam, belli bir eğitim seviyesinde. Şimdi en çok çevresindekiler etkileniyor evet. bu durumdan. Zaten evet. Durumun işte şikayet düzeyine gelmesi de bundan kaynaklanıyor. Evet. Sadece kendisini etkilemiyor. Etrafını da bu duruma etkiliyor. Etrafındakiler ne yapsınlar? İzleyicimiz belki... Zaten bütün ruhsal hastalıklarla çalıştığımızda ailenin, çevrenin önemli her zaman vurguluyoruz. Evet. Aile için çok zor oluyor. Fakat bunun işte sen takma kafana. Sen abartıyor musun? Abartıyorsun. İstersen bunu aşabilirsin. Spor yap. İşte ne bileyim aşırı duygusalsın. Üstesine gelirsin diye gibi söylemlerden kaçırmak lazım. Çok üstüne gitmemek lazım. Üstüne yani. Gitmemek lazım. Onu anlamaya çalışmak lazım. Fakat anlamaya çalışırken uygun tedavi yöntemlerini de araştırmak lazım. Evet. Suçlayarak, olayı basit görerek ona yardımcı olamayız. Evet. Çünkü biz onu suçladığımız zaman beni anlamıyorlar diye düşünmeye başlar. Bu başka sorunların oluşmasına neden olur. Evet. Biz tekrar geçmiş olsun diyelim evet. izleyicimize. Devam edelim. Bizim tabii bir sıralama gibi gidiyoruz evet, hocam. Evet. Başladık nedir depresyon? Evet. İşte kimler tedavi. Risk altında belirtileri evet. falan. Şimdi tedaviyi konuşuyoruz. Evet. Tedavi içerisinde tabii şimdi çok ağır depresyon vakaları evet. var. Onlara ilaç öneriyoruz dediniz. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Biraz daha hafif seyredenlerde neler yapılıyor? Hafif seyredenlerde yani çeşitli egzersizler öneriyoruz. Bu yürüyüş olur. Yüzme olur. Evet. Psikoterapiyle kendisiyle, dünyayla ilgili algısında yanlış çarpıtmalar varsa onu beraber bulmaya çalışıyoruz. Evet. Kaygısına neden olan, kendi değerini hissetmesine neden olan durumları ilerliyoruz. Uyku düzenini oturtmaya çalışıyoruz. Uyku düzeninde de uyanma saatinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Fiziksel anlamda yeme içmesine dikkat etmesini istiyoruz. Uyumadan en az 2-3 saat önce kafein, asitli içecekleri tüketmemesini öneriyoruz. Evet. Sosyal ilişkilerinde daha aktif rol almasını istiyoruz. Evet. Çeşitli yardım kuruluşlarında bulunmasının onun açısından faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Sosyal medyada uzak durmasını evet. Salak edebiliriz. Çünkü sosyal medya çok da sosyal bir ortam değil. Yani gerçek sosyalleşme kişinin beraber
yüzle geçirdiği zaman la mümkün olabileceği söylüyoruz. Yüzlerce, binlerce takipçilerimiz olması bizim sosyal bir kişi olduğumuz anlamına gelmiyor. Evet. Beğenilerimizin, daha doğrusu paylaşılarımızın binlerce beğeni alması bizim sosyal bir kişilik olduğumuz anlamına gelmiyor. Toplumun içine karışması lazım. Evet. Buna benzer şeyleri söyleyebiliriz. Tedavi yöntemlerini uyguluyorsunuz. Tabii bunun biz şey yapıyoruz, inanç kısmı da var değil mi hocam? Yani ona da biraz aslında yer ayıralım ama bir izleyicimizin hemen sorusuna ben döneyim. Epeydir sorusunu iletmişti. Ben hemen şey yapayım. Almanya'dan ulaşmış bizlere. Benim 11 yaşında bir oğlum var diyor. Yemek yenilince ağız hareketlerine çok kızıyor. Hapşırmaya, yani birinin yanında hapşırmasına çok kızıyor. Öksürüğe kızıyor. Görmezden geliyoruz ama bir türlü yani sorunu çözemedik. Sürekli bu durumlar karşısında bağırıyor bize diyor. Geçer mi? Ne yapmamız lazım diye sorusu var. Buyurun hocam. Yani sadece çocuklarda değil, büyüklerde de bazı hareketlere karşı aşırı bir reaksiyon, aşırı bir duyarlılık olabildiği durumlar oluyor. Evet. Yani biz onunla yaşayan aileleri ne söyleyebileceğimiz, çocuk bunu bir istemsiz yapıyor olabilir. Gerçekten bundan rahatsız oluyordur. Evet. Ya da tiksinti hissetmesi, bunlar hepsi çocuğun elinde olmayan reaksiyon göstermesine neden olabiliyor. Bir kere çocuğu anlamaya çalışalım. Evet. Hani yine suçlamadan herkes yemek normal şekilde yiyor. Kimse de bundan gücülmüyor deyip onu birileriyle karşılaştırmamak önemli bir durum. Birkaç cümleyle bunun onun hayatını zorlaştırdığını, ileride çocuklarına olacağını, eşiyle belki sorunu yaşamasına neden olacağını, mümkünse biz senin yanında buna dikkat edeceğiz. Fakat sen de bize yardımcı ol. Evet. Suçlamadan önce her iki tarafın birbirini anlamayı denemeleri lazım. Anlaşma yoluyla birbirlerinin penceresinde olaya bakmayı başarırlarsa bu sorun biraz daha rahat çözülür diye düşünüyorum ama kısa sürede sonuç alınamayabilir. Evet. Biraz ailemiz sabırlı olacak. Sabırlı ve biraz daha katlanabilir olması lazım. Evet. Peki. Teşekkürler hocam. Şimdi tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Tabii sizin belli başlı bazı yöntemleriniz var. Bunun dışında bazen çıkıyoruz. Yanlış bildiğimiz bir de doğrularımız var değil mi hocam? Mesela sıkıntılı durumlarımızda aşırı sigaraya yöneliyoruz. Ya da farklı bir maddeye. Yani ya da çok fazla soyutluyoruz kendimizi toplumda. Belki hani kendime gelirim anlayışıyla. Bu yanlış mı bu yöntemler? Ya da kendimizi rahatlatmak için neler yapabiliriz? Şimdi bir kere bize neyin iyi geldiğini, neyin kötü geldiğini vücudumuzu, kendimizi dinleyerek çoğu zaman karar veremiyoruz. Sigaranın bizi rahatlattığını inanırsak ani bir sıkıntı anında başvuracağımız sigara olur. Bir de bir kurtarıcımız olur. Evet. Fakat bir abdest almak bize iyi geleceğine inanıyorsak abdest alırız, o rahatı yine yakalarız. Biz stresle baş etme yolunu seçerken bize iki günde yararlı olabilecek yolu tercih etmemiz lazım. Evet. Yani bize moralimizi
geri verirken aynı zamanda sağlığımızı da kaybettirmemesi lazım. Evet. O anlamda kurtarıcımız alkol olamaz. Kurtarıcımız kahvelerde oyun oynama olamaz, kumar oynama olamaz. Çünkü bunlar uzun vadede bu sefer kendine özgü farklı sonuçlara, evet, farklı sorunlara neden olacak. Belki de hiç engel olamayacağımız. Engel olamayacak. Alkol bağımlılığı, evet, madde bağımlılığı. Maalesef. Yani bir seminerde madde kullanan bir katılımcı, hocam demişti, 90'larda evlerimiz yakıldı, ben maddeye başladım demişti. Dedim doğru söylüyorsun, bu bir neden olabilir. Fakat bizim de 90'larda köylerimiz yakılınca biz okumaya karar verdik. Evet. Yani bir yollarımız makul olacak. Cüzüm yollarımız ileride daha büyük sorunlar karşımıza çıkartmayacak nitelikte olursa, evet, çok daha iyi olur. Çünkü biz sigaradan da, alkoldan da, kötü bütün alışkanlıklardan çok daha güçlü bir iradeye sahibiz. Evet. Yani iradeyi güçlü tutmak biraz da bakış açımızla alakalıdır. Evet. Peki. Şimdi depresyon, tamam, ilaç da kullandık, bir müddet rahatladık. Sonra yine normal seyrine döndü depresyon. Her şey yolunda gidiyor ama şimdi geçirmişiz sonuçta, evet, bu hastalığı. Evet, evet. Şöyle bir korku var, tekrar geçirir miyim? Hı hı. Yani depresyon tekrar diyor mu hocam? Depresyon şöyle, ilaç artı terapi en kalıcı çözüm, evet, olarak kendimizi bize dayatıyor. Çünkü ilaçla belli bir rahatlık sağlayan hasta çeşitli yargılarını, ön yargılarını kırması için de psikoterapi desteğine ihtiyaç duyabiliyor. Evet. Psikoterapi ve ilaç beraber kullanıldığında ve hasta iyileşmeye başladığında, iyileştiğinde, ki iyileşme oranı çok yüksektir. %80-85 oranında depresyonda verim aldığımız, tedavide başarı sağladığımız bir yöntem, şey, bir durum. Tekrar etme var. Yapılan araştırmalarda hastanın 1/4, evet, ileriki hayatlarında tekrar nüksetme, tekrar ortaya çıkma durumu var. Bu da eğer sağlıklı bir terapi, sağlıklı bir tedavi yöntemi denenip kişi sağlığına kavuşmuşsa bu oran daha da düşüyor. Evet. Çünkü sorunla baş etmeyi öğrenmiştir terapilerle. O anlamda ilaç artı terapi ben öneriyorum depresyon ilaçları için. Ama 1/4 oranda tekrar ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Evet. Bazen kayıplar bizi depresyona, evet, sürüklüyor hocam. Şimdi en sevdiğimiz bir insanın kaybı gibi mesela. Hı hı. Şimdi bazen uzamıyor ama bazen çok uzun, evet, seyrettiğini, evet, görüyoruz. Bununla ilgili tavsiyeniz, hı, ne olur? Özellikle ya da farklı, sınavı kazanamamıştır öğrenci, hı, ya da işte istediğini elde edememiştir. O tür durumlarda neler yapmak gerekiyor? Şimdi, tabii kaybetmek, kazanmak, bunlar göreceli şeylerdir. Evet. Bir kere kaybettiğimiz şeylerin, daha doğrusu kaybettiğini düşündüğümüz şeylerin yüzde kaçı gerçekten bize ait? Evet. Bunu sorgulamak lazım. Bu hayat bile bize emanet iken, bu beden bile belli bir yere kadar bize eşlik edecekken, bir yakınımızın ölmesi, çocuğumuzun ölmesi, paramızın gitmesini kayıp olarak görürsek, göstereceğimiz tepki, içinde bulunacağımız ruh hali çok farklı olur.
Fakat bir süreliğine tıpkı bedenimiz gibi bize eşlik etti ve Allah bir süre tanımıştı. Bu süre sonunda bu kişi olması gereken yere gitti. Evet. Diye baktığımız zaman çok daha makul karşılarız. Evet. Fakat bunu söylemekle beraber bir yakınımızın ölmesi ya da ağır bir travmatik bir durumla karşı karşıya kalmamız tabii ki insan olmamız hesabıyla bizi sarsıyor. Evet. Bu konuda da bakış açısını düzelteceğiz ve depresyona varacak düzeye gelmemesini biz sağlayacağız. Evet. Şimdi bu böyle çok özür dilerim hocam. Böyle noktalayalım. Reklama gitmemiz gerekiyor. Tamam. İnşallah dönüşte biz tabii konuşmaya devam edelim. Değerli izleyenler, kısa bir ara, sorular da var. O soruları da reklamlardan sonra inşallah yanıtlamaya çalışacağız. Evet. Tekrar herkese merhabalar. Devam ediyoruz Sağlıcakla programına. Önemli bir konu, depresyon konusu. Belki de hemen hemen herkesin karşılaştığı bir konudur. Ve bir saati geride bıraktık. Önemli hususları konuştuk konuyla ilgili. İzleyicilerimiz de sorularla bize katkı verdiler. Devam edebilirsiniz. Sorularınızı Doktor Veysi Yıldız'a iletebilirsiniz değerli izleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Şimdi hemen o sorulardan bir tanesi hocam. İzleyicimiz bizlerle paylaşmış. 10 yaşında bir çocuğunun olduğunu söylüyor. Evet. Abisiyle aynı odada yatırdıklarını. Ama gece kalkıp odanın kapısını açtığını, evet, ve yatmadığını, bir daha yatmadığını, yani uykudan uyanıyor ve bir daha yatmıyor. Ama bizim yanımızda herhangi bir sorun göremiyoruz. Hocamız bunu nasıl değerlendiriyor? Hı. Biz neler yapmalıyız? Hı. Yani abisi de yattığı halde korktuğunu söylemesi biraz dikkatimi çekti. Yani abisiyle arasında yaş farkı kaç, bu da önemliydi. Abisiyle ilgili bir sorunu var mı? Evet. Bir yani durum varsa aile bunu öncelikle irdelemesi lazım. Evet. Fakat abisiyle ilgili bir sorun değilse, bir sorun yoksa ısrarlı bir şekilde aile orada yatması gerektiğini belirtmesi lazım ve kurala da önce ailenin uyması lazım. Evet. Ama öncelikle neden böyle bir şey var? Çünkü 10 yaş çok küçük bir yaş değil. Evet. Soyut dönemin artık olduğu, kişinin artık daha soyut düşünmeye başladığını, neyin doğru neyin yanlış olduğunu kavramanın olduğu bir yaştır. Çok neredeyse ergenliğe yakın bir yaş olması hesabıyla bence odada ile ilgili ne kaygılar var? Şimdi yaş farkının 3 olduğunu ve abisiyle herhangi bir problem de yaşamadığını söylüyor izleyicimiz. Eğer bu varsa aile çocuğa ısrarla yerinde kalmasını teskin edecek ve aile de buna uyacak. Yani herhangi bir depresyon vakası görmüyorsunuz değil mi hocam? Onu... Yani depresyonla ilgili bir belirti yok. Hani evet, belirtilmemiş. Çocuk anne babasıyla beraber kalmak isteyen olabilir. Evet. Ama psikolojik anlamda bir sıkıntı yoksa anne baba kararlı bir şekilde çocuğa 3-5 cümleyle neden orada yatması gerektiğini anlatacak. Ondan sonra da kurala önce kendileri uyacak. 100 defa da odadan çıkıp yanlarına gelse 101. defa odalarında götürüp yatırılacak. Evet, peki. Geçmiş olsun diyoruz izleyicimize. Evet. Şimdi hocam yavaş yavaş da toparlamamız gerekiyor, evet, artık konuyu. Hı-hı. Biz tedavi yöntemlerini konuştuk. Önemliydi. Şimdi
depresyondan kurtulma yollarını biraz irdeleyelim. Son olarak böyle özellikle tavsiyelerinizi alalım bu konuda. Yani neden depresyona giriyoruz? Evet. Ve bunları önlemenin yolu nedir? Nasıl mücadele edeceğiz bu konuyla ilgili? Böyle tavsiyeler eşliğinde. Depresyon şöyle, kişinin bir kere niye yaşadığını, hayatın amacını çok iyi belirlemesi lazım. Hani diyor ya, rotasız gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Hayat amacı olmayan bir insan daldan dala savrulma ihtimali var. Evet. Dolayısıyla çok güçlü bir hayat amacı belirlememiz lazım. O hayat amacı belki bu dünyada da ulaşmamamız gereken bir amaç olabilir. Evet. Çünkü hayat amacım mühendis olmaksa, mühendis olduğumdan sonra derin bir boşluğa düşme ihtimalim var. Hayat amacım evlilikse, hayat amacım çocuk sahibi olmaksa, çocuk olduktan sonra yine kendimi boşlukta hissedebilirim. Evet. Dolayısıyla hayat amacı bu dünyayla ilgili olabileceği gibi bu dünyanın ötesi olan ahiret hedefli bir hayat amacı da belirlemekte yarar var. Evet. Depresyonda korumanın yollarından bir diğeri, kişinin kendi algısıyla ilgili, kendiyle ilgili algısı makul, olumlu ve insancıl olacak. Evet. Yani ne egolu olacak, ne de dünyanın en değersiz insanı olarak kendini görecek. Kibir, enaniyet çok ince bir denge üzerinde olması lazım. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde insan ölünceye kadar cennette mi cehennemde mi bilemeyecek diyor. Bu denge bile insanın kendi hadını bilirken aynı zamanda cennete de cehenneme de yakın olduğunu söylemeye çalışıyor Allah Resulü. Evet. Bu anlamda kişinin kendiyle ilgili algısı olumlu olacak. Evet. Başka bir şey, depresyonda sakınmanın bir diğer yolu, daha önce de kısmen değindiğim gibi sosyal çevre çok iyi olacak. İnsanları hatta da kusurlarıyla kabul edecek, af yolunu seçecek. Çünkü kin, nefret bir bünyeye girdiği zaman orada ruhsal hastalıklar girer. Evet. Kin, nefret ruhun kanseridir. Allah affetme yolunu seçmemizi söylerken bize aslında ilata bulunuyor. Affet, kurtul. Evet. Bize yani kısasa hayat vardır derken bile af yolunu seçmemizi istiyor Allah Resulü. Şey Allah-u Teala. O anlamda kin nefreti de bünyemizden atmamız lazım. Evet. Bir diğeri okumamız lazım. Doğru kaynakları okumamız lazım. Okumak sadece kitabı eline almak değil. Hayatı okumak. Evet. İnsanı okumak. Evliliğe, paraya, maddiyata, çocuğa çok çok anlam yüklememek. Evet. Çünkü anlam yüklediğin bir şeyde istediğini bulamadığında hayal kırıklığına neden olabilirsin. Yani hayal kırıklığına uğrayabilirsin daha doğrusu. Şöyle depresyona biyolojik, psikolojik, sosyal çevre etkili oldu dedik. Etkili olur. Ama bir kişinin evliliğine kötü geçmesi bile depresyon nedeni olabilir. Tek evet. Başına. Peki bu ne olabilir? Kişi evliliğe çok büyük bir anlam yüklemiştir. Evet. Dizilerdeki kurgulanmış senaryolara göre dileceğini düşünüyordur. Fakat gerçek öyle değildir. Evet.
Yani bilinçli olmak lazım değil mi bilinç. Hocam? Her konuda bilinç, denge ve ne istediğini bilmek lazım. Evet. Bunlar inşallah kendimizi muhafaza etmenin önemli yolları evet. olacak. Evet. Şimdi izleyicilerimiz tabii sorularını sormaya devam ediyor. Bir tane daha var hocam. Tamam, ondan sizlere iletelim. Evet. Şimdi çocuğun kıskançlık meselesi özellikle ilk çocuktan sonra ikinci çocuk durumunda yaşanıyor genelde. Evet, hocam evet. onunla ilgili bir soru. Bir de sanırım yine karşılaştırmalar yapıyoruz bazen çocuklarımız evet. arasında. Bak bunun çocuğu böyle evet. değil, böyle gibi onunla ilgili evet. Bir durumda söz konusu. Bu çocuğu biraz daha koparmış sanki hı. aileden. Özellikle ikinci çocukta hı. bir büyük çocukta kıskançlık oluyor hocam. Evet. Sanırım onunla ilgili bir sorun var. Ne yapmak lazım o durumlarda diyor. Şimdi çocuk epey soyutlamış kendini. Şöyle hani kıskançlık da elhamdülillah Rahman'ın bize bağış etmiş olduğu yerinde, zamanında ve dozunda kullanıldığında evet. kişiyi değerli hissettiren bir duygu. Evet. Yani eşimizi kıskanmamız onu sevdiğimizin bir göstergesi olduğu gibi çok aşırıya gittiğimizde onun sahibiymiş gibi davranmamıza neden olur ki? Bu da dezavantajı olur. Çocuğun, hani ilk çocuğun, bir sonraki çocuğu kıskanmaması bence doğa kanunlarına aykırıdır. Evet. Çünkü bütün odak noktası oyken birden aileye yeni bir fert geliyor. Evet. Ve anne baba ne kadar dikkat etse bile misafirler ilk eve girdiğinde sordukları, gözleri aradıkları şey yeni çocuk. Belki doğal olarak gelişiyor. Evet, evet. Dolayısıyla bu çocuğun saltanatının yıkıldığını, otoritesinin yıkıldığını diye algılıyor. Çocukta bir kıskançlık oluşuyor. Fakat ilginçtir. Kıskançlık duygusu da yine dozunda yaşandığında korkulmaması gereken bir şey. Evet. Her iki çocuğu da geliştiren bir durum. Bu anlamda aile her çocuğa olabildiğince şey davranacak, büyük abiye ya da ablaya o da çocuk olması hesabıyla aşırı bir sorumluluk vermeyecek. Evet. O annesi babası ilk çocuk değil. Çünkü bunlar kıskançlığı artırıyor. Evet. Sen abiyse sen ablasın. O yesin. Gibi söylemler sakıncalıdır. Çünkü o da çocuktur. Evet. Bu anlamda... Peki hocam dikkat edilmediği zaman o çocukta depresyona sebep olacak depresyona neden kadar olur, ileri gider mi? Kalbi bozukluğa neden olur. Kendi değersiz hissetmesine neden olur. Karşılaştırma da böyle. Evet. Kişi birileriyle karşılaştırıldığında ya onu geçmek için çok çalışır ya onu ezmek evet. için çok çalışır. Evet. Ya da ikisini başarmadığında geri çekilir ve aşağılık kompleksine kapılır. Evet. Onun için her kişi farklıdır. Her çocuk özeldir diyoruz ya. Evet. Dolayısıyla hiçbir çocuğu aynı anne baba yetiştirmiyor diyorlar. Aynı anne babalar yetiştirmiyor. Çünkü ilk çocukta anne babanın duygularıyla ikinci, üçüncü çocuktaki duyguları, tecrübeleri, hayata bakışları, açıları aynı midir? Ve diyor ki ilk çocuğa ne yapmışsak ikincisine de onu yaptık. Doğru fakat eksiktir. Evet. Şimdi hocam süremizin de sonuna geliyoruz. Evet. Son ne söylersiniz konuyla ilgili böyle son kısa bir mesaj alalım kapatalım inşallah. Depresyon tedavisi olan %90'a yakın 80 üstü bir tedavi imkanı olan ruhsal bir hastalıktır. Korkulması gereken bir hastalık değildir. Uzmana iyi bir tanı, iyi bir tedaviyle aşılabilecek bir
ruhsal durumda diyor. Evet. Peki hocam. Size çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bize vakit ayırdınız. Önemli bir katkı verdiniz Eyvallah. Programımıza. Çok sağ olun. Rica ederim. Doktor, psikolog Veysi Yıldız değerli izleyenler bizlerle birlikteydi ve depresyonu konuştuk. Sizin sorularınıza yanıt bulmaya çalıştık Sağlıcakla programında. Haftaya yeni bir konuk ve konukla inşallah yine karşınızda olacağız. Programımızı noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın.